Yok dedim baba, ben futbolcu olacağım falan diye. Yani herkesin verebileceği tek bir isim var, o da Eda Erdem. Orta oyuncu ülkesiyiz diyebiliriz yani gerçekten. Ben voleybolun daha kültürlü, daha nezih bir spor olduğunu düşünüyorum. Reklam vermeyelim oraya. Kardeşi çok seviyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu çok severim. Barış Alper'i, Mertens'i de sayabilirim. Numaram yayıldı benim bir şekilde. Zor bir süreç oldu aslında transfer dönem benim için. Aslında bu cevaptan dolayı birazcık linç yiyebilirim. Ankara birazcık da zorlamıştı beni. Çünkü deniz yok. Uzun yıllar kalmak isterim. Her derbi maçının atmosferi güzel oluyor. İtalya Ligi, Polonya Ligi bizim ligimizin üstünde bir voleybol oynanıyor yani orada. Yaparsam da dostlarım, arkadaşlarım, ailemin de beni durdurmasını istiyorum. Ben oraya en güçlü halimde gitmek istiyorum. Ezel. Merhaba Ahmet, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkürler. Röportaj talebimizi kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Nasılsın? İyiyim. Yani güzel gidiyor her şey şu an yolunda. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ahmet Tümer'i daha yakından tanımak isteyenler için voleybola başlama hikayeni bir de senden dinleyebilir miyiz? Benim voleybola başlama hikayem birazcık şans eseri aslında. Yani hayatımı değiştiren şey oldu gerçekten. Futbol oynuyordum ben. Çok uzun bir sürede futbol oynadım. Bir günde ortaokuldayken okula bir Beşiktaş kulübünden geldiler birkaç kişi, antrenör. Erkeklerin ayağa kalkmasını istediler işte orada. Ben de uzun boyluydum o zaman, futbol oynamama rağmen uzundum bayağı. Orada işte beni çağırdı bir tek sınıfta. İşte seni dedi voleybola başlatmak istiyoruz falan filan. Ben de hani voleybol topunu bile bilmiyorum o zaman, daha küçüğüm. İlgim de yoktu pek voleybola. Sonra babamın numarasını falan aldılar. Ondan sonra aradan böyle birkaç ay geçti, ben unuttum. Hani öyle bir şey olacağını hatırlamıyordum bile. Bir gün futbol antrenmanından çıktım. Babamla markete gittik alışverişe. Telefon çaldı. İşte biz Beşiktaş kulübünden arıyoruz. Sizi voleybola başlatmak istiyoruz diye. Babam döndü bana. Oğlum dedi, Beşiktaş'tan öyle futbol, ay voleybol için ister misin dedi. Yok dedim baba, ben futbolcu olacağım falan diye. Sonrasında neredesiniz diye şey yaptı işte. Hani tam olarak konum neresi, market falan. Ben de işte şu marketteyiz dedim. Reklam vermeyelim oraya. 50 metre çıktı evimiz. Beni başlatan antrenörle, Bilal hocama. Oradan buradan ona da selam göndereyim. Geldi arabayla direkt. Ben dedi seni alıp götüreceğim şimdi dedi. Eğer dedi beğenmezsen, hoşuna gitmezse bırak dedi. Sonrasında gittik. Sami Hoca ile tanıştım. Sami Akgün. Gerçekten üzerimde çok büyük emeği olan bir insan. Bence voleybol camiasında da ismi çok değerli olan bir insan. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler benimle. Bayağı hayran kaldım Sami Hoca'yı görünce. Çünkü 2 metre böyle pamuk şeker gibi saçları olan bir insan. Hala görüşüyoruz sürekli. Bilal Hoca ile de hala sürekli görüşürüm. Onların üzerimde gerçekten emeği çok büyük. Yani gidiş o gidiş. O günden sonra bir daha vazgeçemedim. Hikayemiz de böyle başladı bizim. Küçük yaşlarından itibaren aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve memleketin Hatay'da bulunduğu 5 farklı şehirde forma giydin. Şehir değişiklikleri seni zorladı mı? Bu şehirlerdeki deneyimlerini nasıl anlatırsın? Aslında çok zorlamadı. Yani her ortama ayak uydurabilen bir insanım. Ama Ankara birazcık da zorlamıştı beni. Çünkü deniz yok. Deniz olmaması beni bayağı kötü etkilemişti. Soğuktu, çok kuru bir hava vardı. Ama yine de ayak uydurabildim yani. Bilmiyorum, çok zor gelmemişti bana. Erkek kardeşler seninle birlikte Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu. Onun da voleybolcu olmasında ve kariyerinin ilerleyişinde senin rolün olduğunu düşünüyor musun? Aslında kardeşim de çok yetenekli futbolda, yani futbolda çok yetenekliydi. Solaktı yani. Ben voleybola yönelince o devam etti futbola. Sonrasından ben ilerlemeye başlayınca bana karşı onun da böyle bir şeyi oldu, sempatisi oldu voleybola karşı. Sonrasında başlattık. Bir ara bir dönem bıraktı. Hoşuna gitmedi. Boyu kısa kalmıştı o zaman. Sonra bir yaz inanılmaz uzadı. Tekrar başlattık. Şu an iyi gidiyor. Benimle beraber o da Galatasaray'a geldi. Bence iyi bir voleybolcu olacak. Türk voleyboluna bir smaçör kazandıracağız diye düşünüyorum. Özellikle atletik yönüyle öne çıkan bir sporcusun. Bu anlamda takım antrenmanları dışında bireysel çalışmaların oluyor mu? Bu atletik yönü neye borçlusun? Annemle babama. Yani doğuştan gelen bir şey. Babam da geçmişte spor yapmış bir insan. Futbolla uğraştı babam. Futbolla uğraşan çok fazla akrabam var. Hatta İlhan Palut, Çaykur Rizespor'un antrenörü, futbolcuydu. Akrabam olur kendisi. Annem de zamanında basketbolla ilgilenmiş. O yüzden genlerden gelen bir özellik. Ekstra bir şey, çok hani
yapmadım çünkü doğduğumdan beri hep atletik bir insandım. Hani futbol olsun, voleybol olsun, basketbol olsun her spora ayak uydurabiliyordum. Zaten hani genelde antrenörlerimin söylediği şey yani voleybolcu olmasan futbolcu olurdun, futbolcu olmasan basketçi olurdun. Doğuştan gelen bir hediye bana. Galatasaray transfer süreci nasıl oldu? Şu an transfer teklifini kabul ederken bireysel olarak hedeflediğin noktada mısın? Şunu söyleyebilirim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Gerçekten mutluyum. Zor bir süreç oldu aslında transfer dönemim benim için. Çünkü büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim. Detaylarına çok girmek istemiyorum. Gerçekten hani duygusal olarak da zordu. Çünkü Fenerbahçe'de büyük bir kulüp, Galatasaray'da büyük bir kulüp. Bu iki takımda da oynamak benim için bir şerefti. Çünkü herkese nasip olacak bir şey değil bence. Çünkü üç büyük kulüpte de oynadım. Aslında birazcık voleybolun daha kültürlü bir spor olduğundan dolayı bunu yapabildik. Çünkü futbolda böyle bir şey görmek çok zor. Çok nadir isimlerde görülüyor. Ben voleybolun daha kültürlü, daha nezih bir spor olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani 3 takımda da forma giydiğim için gerçekten şeref duyuyorum. Hepsi çok büyük camialar. Her takımda giydiğim formanın da hakkını sonuna kadar vermeye çalışıyorum. Peki takım olarak sezon nasıl ilerliyor? Takıma yeni katılan yabancıların uyum süreci nasıl geçti? Aslında sezona çok iyi başladık ilk devre. Bayağı iyi başladık. Hatta beklediğimizin üstündeydi. Aslında ben bekliyordum kendim ama insanlar çok beklemiyordu öyle bir başlangıç yapacağımızı. Güzel başladık. Ligin ortalarına doğru bir düşüş yaşadık. Ama birçok oyuncumuz milli takımdan geldi yazın. Sakatlıklarımız vardı. Ben 5 ay sakatlıkla uğraştım. Yani o dönem forma giydim ama bir diz sakatlığım vardı milli takımdan beri yazın. Sakatlıklar, yorgunluklar çünkü yabancılarımız da hepsi milli takımdan geldi. Hiç dinlenmeden, beraber uyum sağlayamadan başladık sezona. Zaman zaman düşüşler oldu ama bence toparladığımızı düşünüyorum. Hedefimiz ilk 4'tü zaten. İlk 4'e doğru emin adımlarla gidiyoruz. Bence kesinlikle ilk 4'te kalacağız yani. Sezonun aslında en eğlenceli ve en heyecanlı dönemindeyiz. Gittikçe artan rekabet ilk 4 yarışını da kızıştırdı aslında. İlk 4'te yer almanız halinde final etabında nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz? Yani şunu söyleyebilirim. Yarı finallerde yani kısacası playoff'ta hiçbir zaman favori olmaz. Çünkü oranın atmosferi, oranın duygusu bambaşka. Bütün takımlar daha fazla odaklanıyor. Herkes daha fazla istiyor. Yapamayacağımız şeyleri bile yapabiliyoruz bazen sahada. Bence çok keyifli olacak voleybol severler için. Güzel mücadeleler olacak. Eminim ki biz de orada olacağız. Çok kızıştı aslında bu sene dediğiniz gibi. Ama bence böyle olması da erkek voleybolun seviyesini yukarıya çıkartıyor. Yani Alanya mesela bence bu sene çok sempati kazandı ligde. Yani güzel işler başarılı. Ben böyle takımların başarılı olmasına seviniyorum. Çünkü Türk voleybolunu yukarıya çıkaracak şeyler bunlar. Zor olacak ama güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu sezon ligde yaptığın 35 milyon 13'ünü Fenerbahçe Paralopara'ya karşı yaptığını görüyoruz. Eski takımına karşı farklı bir motivasyonla sahaya çıktığını söyleyebilir miyiz? Yani aslında bu derbi maçı. Derbi maçını ister istemez herkes daha odaklı çıkıyor. Hani özellikle eski takımıma karşı bir ekstra motivasyon değil de oradaki oyuncuları daha tanıyorum. Çünkü 2 yıl beraber olduğum oyuncular vardı. Kimin ne yapacağını biliyorum. Hani az çok sistemlerine de hakimdim. O yüzden benim için daha kolay geçti yani. Ekstra bir motivasyon yoktu ama her derbi maçının atmosferi güzel oluyor. Dolayısıyla performanslara da yansıyor. Galatasaray'ın diğer branşlardaki maçlarını takip ediyor musun? Galatasaray forması giyen diğer sporculardan en çok kimleri beğeniyorsun? Futbol izliyorum. Futbolu gerçekten çok severim. Hatta bugün de eve gidince maçı izleyeceğim. Akşam Beşiktaş maçı var. Icardi'yi çok seviyorum. Gerçekten çok büyük bir oyuncu yani. Kerem Aktürkoğlu'nu çok severim. Barış Alper'i. Hani futbolu zaten çok seviyorum. Çok değerli isimler var futbol takımında da. Yani bunları sayabilirim ama hepsini gerçekten çok severim yani. Çok kaliteli bir takım. Mertens'i de sayabilirim. Takımdaki geleceğin merak konusu. Sözleşmenin önümüzdeki yıla devam ettiğini biliyoruz. Ama yine sana da sormak istiyoruz. Yani bu zamana kadar çok takım değiştirdim. Çünkü bazı anlaşmazlıklar olduğu için ayrılmak zorunda kaldım bazı yerlerden. Ama bir yerde kalıcı olmak istiyorum. Çünkü takım değiştirmek gerçekten kolay bir şey değil. Yeni bir takım, yeni şehir oluyor mesela. Çok zorlanıyor insan. Adapte olmak gerçekten çok zor. Önümüzdeki sezon da buradayım. Yani uzun yıllar kalmak isterim. Çünkü bir yere ait olmak bence en güzel şey sporcu için uzun yıllar. O zaman buradan Galatasaray yönetimine sesleniyoruz. Yani iyi olduğumuz sürece bir yerde kalıcı olmak bizim elimizde.
Arda Bostan, Kaan Gürbüz ile Altekma'dan milli takıma uzanan bir hikayeniz var. O dönemde bu seviyelere ulaşabileceğinizin hayalini kuruyor muydunuz? Altekma senenizde kendi aranızda konuşmalarınızı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum hatta. Altekma'ya gittiğimde bir toplantı yapmıştık. Takımca ilk toplantımız. Orada şunu söylemiştim. Belki genç bir takım olabiliriz, tecrübesiz bir takım olabiliriz ama bence biz bu sene ligde çok büyük sürprizler yapacağız dedim. Ki öyle de oldu. Gerçekten sürprizlerle dolu bir sezon geçirmiştik o sene. Hayatımda da en mutlu geçirdiğim seneydi. Gerçekten hani hem performans olarak hem takım arkadaşlarım, yani çok güzel bir seneydi benim için. Aslında beni voleybolcu yapan şey hep özgüvenimdi. Yani soğukkanlılığımdı. Kendime inancımdı. Yani hiçbir zaman bir endişem, bir tereddütüm olmadı bir şeyler yapabileceğimle ilgili. O zaman Altekme'ye sezon başlamadan önce de hani A milli takımda oynayacağımı biliyordum. Kendim inanıyordum, kendime inanıyordum yani. Bir gün olacak, sadece zamanını daha da geriye çektik performansla. Uzun yıllar sen Galatasaray'da kalmak istiyorum dedin ama kariyerinin bir noktasında yurt dışından deneyimlemek istiyor musun? Erkek voleybolcularımız son dönemlerde diğer ligleri sıklıkla tercih ediyor. Yurt dışındaki oyuncularımızla bu konularda konuşuyor musun? Tabii ki. Efe ile Adis ile konuşuyoruz. Hani nasıl gidiyor taraflarda, hani seviye nasıl diye. Yani şu bir gerçek, İtalya Ligi, Polonya Ligi bizim ligimizin üstünde bir voleybol oynanıyor yani orada. Tabii ki isterim. Daha önce talepler oldu o taraflardan. Yani İtalya ve Polonya'dan. Fransa'dan da olmuştu. Bu dönemde gitmek istemedim. Çünkü oraya gittiğimizde yabancı oyuncu olacağız ve hani orta oyuncu mevkisinde yabancı transferi daha az oluyor. Yani dolayısıyla ben yurt dışına gittiğimde en güçlü halimle gitmek istiyorum. Çünkü buraya yani yabancı oyuncu transferi benim için ülkende eksik olan mevkiye dışarıdan takviye demektir. O yüzden ben oraya en güçlü halimde gitmek istiyorum. Yani bir gün gideceğime inanıyorum ama en güçlü halimde. A milli erkek voleybol takımımız bu yaz ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Rakiplerin artık daha da çekindiği bir Türkiye var aslında. Olimpiyat şansımızı nasıl görüyorsun? Bence gerçekten inanılmaz potansiyelli bir takımız. Yani bunu dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü yani dünya şampiyonasında hiç unutamadığım maç Amerika maçı 3-2. Yani suratlarındaki o Amerikalı oyuncuların endişeyi, nasıl diyeyim, çaresizliği gördük maçın içinde. Gerçekten altın bir jenerasyon geliyor, bunu söyleyebilirim. Çok daha başarılı olacağız. Buraları çok oynamadık. Yani dünya şampiyonasına yıllar sonra ilk defa gittik. Avrupa şampiyonasında işte bir şeyler denedik. İlk defa Viyana'ya katılıyoruz. Daha doğrusu yeni tecrübe ediyoruz bir şeyleri. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü inanılmaz potansiyelli oyuncular var. Efe de döndü aramıza, Mandıracı. Maşallah diyelim. Çünkü zor bir sakatlık geçirdi. Gerçekten hani Arkas maçından sonra ona da söyledim. Gurur duyuyorum seninle dedim. Yani böyle dönmen dedim. Beni çok sevindirdi dedim. Efe'yi de kazandık yeniden milli takıma. Yani güzel işler başaracağımızı düşünüyorum yine lig senesinde. Ve sürprizlere de açık olacak bence. Filenin Efe'leri kadrosunda yer almak için ligdeki orta oyuncu yarışı ve bu sezon her zamankinden daha da çetin geçiyor. Rekabeti nasıl yorumlarsın? Rekabet güzel bir şey. Çünkü seviyeyi rekabet yukarıya çıkartır. Çünkü hani çok sayıda orta oyuncu var. Yani orta oyuncu ülkesiyiz diyebiliriz. Yani gerçekten hani bazen derler ya bizim. Bence ya atıyorum bir iki tane iyi oyuncu olsaydı hiç kimse bu seviyelere çıkamazdı. Yani herkesin iyi seviyede olması hepimizi yukarıya çıkartıyor. Rekabet gerçekten her zaman hepimizi daha yukarıya atar. Hoca için zor olacak diyelim. Yani biz elimizden geleni yapacağız. Seçim hocamızın. Bu yarışta aslında en çok hücum yüzdeliğinden bir tanesi de sende. Zimmerman ve Muzaffer ile pas anlamında sıkıntı yaşamadığını söyleyebilir miyiz? Zaman zaman tabii ki oluyor maç içinde. Çünkü onlara da hak veriyorum. Zor bir tempom var pasta. Çok yukarıdan vuruyorum. Çok hızlı giriyorum. Dolayısıyla onun ritmini tutturmak her zaman zor oluyor. Yani bunu birçok pasörle yaşadım. Ama genel olarak bütün sezon bence iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha iyisini her zaman yapabiliriz. Önümüzdeki maçlarda değilim onlara da. Peki en iyi anlaştığın pasör şimdiye kadar kimdi sence? İki isim var. Birisi Arda. Ya beni gerçekten çok iyi tanıyor. Yani gözüm kapalı girip atak yapabileceğim biri. Bir de Maruf.
Sayed Maruf. Dünyanın sayılı pasörlerinden. Onunla oynamak benim için büyük bir şanstı. Kariyerime çok fazla şey kattı. Hem voleybol olarak hem mental olarak. Yani çok değerli bir isimdi. Gerçekten çok şanslıyız yani o dönem onunla birlikte oynadığımız için. Bu iki isimle yani gözüm kapalı hata girebilirim. Kendini eleştirme noktası ne kadar cesursun? Oyununu genellikle beğendiğin ve beğenmediğin yönleri oluyor mu? Ya öz eleştiriye çok açık bir insanım. Çünkü kendimizi kandırmamıza gerek yok. Yani öz eleştiri yapmazsak gelişemeyiz diye düşünüyorum. Kendimi çok sert bir şekilde eleştiririm her zaman. Hatta performansım düştüğü zaman çok agresifleşiyorum. Ama kendime karşı yani dışarıya da değil. Bu sezonu da değerlendirebilirim hani kendimi. İyi başladı sezon. Servis olarak bu sene çok etkili başlamıştım mesela. Zaman zaman düşüşler oldu. Bloklar bu sene istediğim gibi olamadı. Hani normalde çok daha iyi bir blokçuyum. Olmadı. Atakta da elimden geleni yapıyorum. Yani en güvendiğim şey ataktır. Öz eleştiri yapmak gerekirse şu anki halimden memnun muyum? Değilim. Çünkü neler yapabileceğimi en iyi ben biliyorum. O yüzden aslında her zaman ne kadar iyi yaparsam yapayım memnun olmayacağım. Çünkü hep daha yukarı istiyorum yani. Peki böyle tekrar tekrar izlerim dediğin bir maçın var mı? Tekrar tekrar pek yok galiba ya. Sadece erkek voleybolunu mu takip ediyorsun? Kadın voleybolu ile aran nasıl? Kadın voleybolunu Filenin Sultanları'nı takip ediyorum. Hani milli takım maçlarını takip ediyorum. Lig maçlarını çok takip edemiyorum. Daha çok erkek voleybolunu takip ediyorum. Hani rakiplerimizi izliyorum daha çok. Ama kadın milli takım maçlarımızı tabii ki izliyorum. Peki kendi pozisyonunda kadın voleybolcuların en çok kimleri beğeniyorsun? Yani herkesin verebileceği tek bir isim var. O da Eda Erdem. Kaptanımıza buradan selam olsun. Annenle babanı sıklıkla maçlarda görüyoruz. Ailenin sana olan desteği hakkında neler söylemek istersin? Yani bence sporda en önemli şey bir aile desteği. Bu zamana kadar gerçekten hayatımın her anlamında bana çok destek oldular. Çünkü aslında birazcık onların içinde kanayan yara da sporcu olamamalarıydı. Şanssızlıklar yaşadılar. O yüzden benim sporcu olmamı çok istiyorlardı. Çok emek verdiler bana, çok üstümde durdular yani. Buradan onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Peki her geçen gün hayran kitlen aslında artıyor. Hayranlarını aran nasıl? Aram çok iyi. Sıcakkanlı bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu da insanlara güzel yansıyor. Yani insanlardan duyduğum şey aslında bu. Sıcakkanlı oluşum insanların hoşuna gidiyor. Olabildiğince herkesi aramı iyi tutmaya çalışıyorum. Telefonla rahatsız edenler de var. Numaram yayıldı benim bir şekilde. Kimse tabii ki kötü niyetli bir şey yapmıyor ama hani gecenin 11'inde 12'inde uyurken telefonum çalıyor, mesaj geliyor. Bunlar birazcık rahatsız etse de genel olarak iyi diyebiliriz. Son olarak can dostun Leo elinde büyüdü. Onunla olmak hayatını neleri değiştirdi? Herkesin bu hissi tatması gerekir mi? Yani ben çok hayvansever bir insanım gerçekten. Yani köpekler benim için çok başka bir şey yani. Dünyadaki en güzel varlıklar diyebilirim. Çünkü koşulsuz bir sevgi yani. Çok böyle mesela en unutamadığım şey bir dönem böyle çok kötü bir şey yaşamıştım. Yani özel bir durum yaşamıştım. Üzgündüm yani ağlayacaktım neredeyse. Gelip bana sarıldı. Yani o hissediyor mesela üzgün olduğumu hissediyor, mutlu olduğumu hissediyor. Gelip mesela üzgünken bana sarılması mesela hiç unutamadığım bir şey. Ya yani bence herkesin o sevgiyi görmesi, tatması gerekiyor. Yakın zamanda aile kurmak gibi bir hedefin var mı? Yakın zaman için yok. Hayatımda bir insan da yok şu anda. Aslında 30 yaşından önce pek evlenmeyi düşünmüyorum. Hani daha çok kariyer odaklı gitmek istiyorum. Çünkü bence yaşımızın genç olduğunu düşünüyorum evlilik için. Tabii ki isterim ileride bir aile kurmayı, bir çocuğumun olmasını çok isterim. Ama bunlar 30'umdan sonra olmasını isterim. Tabii ki büyük konuşmamak lazım. Belki bir yıl sonra da bile evlenebiliriz yani. Onu çok iyi öğrendim hayatta yani. Büyük konuşmamamız gerekiyor. Ama yakın bir zaman için öyle bir düşüncem, planım yok. Yaparsam da dostlarım, arkadaşlarım, ailemin de beni durdurmasını istiyorum. Şimdi birkaç tane kısa sorum var. Yabancı takım arkadaşlarına İstanbul'da yapmayı önerdiğin 3 şey. İstanbul'da yapılacak şeylerin sınırı yok. Onlar da zaten iyi geziyorlar. Bence Boğaz kenarı olan bütün restoranlara gidebilirler. Onun dışında ne önerebilirim? Ben çok gezen bir insan değilim. Yemek için yani bazı restoranlar önerebilirim. Yemek yemek için. Manzaralı yerler önerebilirim ama çok hani aklıma şuraya gidilmesi gerekiyor diye bir yer gelmiyor. Çünkü klasik yerler var zaten. Aklıma gelen bir şey yok şu anda ya. Ölmeden önce yapacakların listenin ilk sırasında ne var? Güzel soru. Yamaç paraşütü falan yapmak istiyorum aslında. Yani korkmuyorum şu an ama spor hayatımızdan dolayı
yapamıyoruz. Kayak yapmayı çok istiyorum ama spordan dolayı onu da yapamıyoruz şu anda. Çünkü sakatlığa çok açık bir şey. Dünya turu yapmayı çok istiyorum. Yani bütün dünyayı gezip görmek istiyorum. Ki yani voleybol kariyerimden sonra da kesinlikle yapacağımı düşünüyorum. Çünkü ülke gezmek, dünyayı görmek insana çok şey katıyor bence. Yani kültür açısından. Off gününde en çok yapmaktan hoşlandığın şey? Ben çok uykucu bir insanım. Uykumla tanınıyorum yani. Aralıksız günlerce uyuyabilirim. Yani off günlerinde genelde dinlenmeyi, uyumayı tercih ediyorum. Arada böyle 2 gün falan iznimiz olursa arkadaşlarımla çıkıp eğlenmeyi de seviyorum. Çünkü çıkıp eğlenmeye pek zamanımız olmuyor. Zaman bulabildiğimiz zaman dönemlerde çıkmayı tercih ediyoruz dışarıya. Kadın ve erkek voleybolun arasındaki en büyük fark? Aslında bu cevaptan dolayı birazcık linç yiyebilirim. Ama bu tabii ki bizim kadın takımımızdan bağımsız bir şey. Dünyada erkek voleybolu çok yüksek seviyede. Ama mesela ranking'e baktığımız zaman ilk 15-20 takım birbirini yenebilecek kapasitede. Ama kadın voleybolunda bu 5 takım, 4 takım yani. O yüzden işimiz çok daha zor bizim kadınlara göre. Tabii ki bizim kadın takımımızı eleştirmiyorum. Çok iyi bir takım. Bence dünyanın en iyi takımı. Bunu geçen yılda gösterdiler. Olimpiyatlarla göstereceklerine eminim. Ama dediğim gibi yani biz dünya şampiyonasına gittiğimizde sanırım 20. sıradaydık ilk, yanlış hatırlamıyorsam. 14-12'ye falan yükselmiştik. Amerika 3.'ydü sanırım o zaman. Mesela onları eliyorduk az daha. O sıradaki takım Amerika'yı eliyordu. Ne bileyim yani çok sürprizlere açık bir voleybol. Ve hani çok sert oynanan bir spor olduğu için erkeklerde voleybol. Çok değişiyor maçların sonuçları. Bunu örnek verebilirim. Yani kadın voleybol ile erkek voleybolun arasındaki fark dünyadaki takımların kalitesi diyebilirim. En sevdiğim ve birden fazla kez izlediğin film? Ezel. Ezel'i çok severim. Breaking Bad çok seviyorum. Harry Potter çocukluk aşkım yani. Aslında film izlemeyi çok severim, dizi izlemeyi. Şu an çok aklıma gelmiyor yani. Ama Harry Potter benim için 1 numara diyebilirim. 2 numara da Ezel. Son yurt dışı deplasmanında kime ne hediye aldın? Anneme parfüm aldım. Tekel blok mu, 3 metre içine smaç mı? Tekel blok. Yani 3 metre içine smaç yapıyoruz zaten. Beraber oynamak istediğin bir pasör. Teşekko. En sevdiğin Galatasaray marşı? Şanlı Galatasaray marşını söyleyebilirim. Maçlarda da çalıyor sürekli. Ahmet çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir röportajdı. Ben de çok teşekkür ederim ağırladığınız için beni. Benim için de çok keyifli oldu. Bir daha tekrarlarız diye umuyorum. Umarız.